Aylak Adamın Yeni Kuruntusu. Kocanızın bile bilmediği bir şeydi. Hatırlıyor musunuz? Gayet iyi hatırlıyorum. Hep sözünü ederdiniz. Sizinle dertleşiyordum. Yalnızca size yaptığım bir itiraftı. O kadının adını size hiç söylememiştim. İşte o kadın, bu Trusotski'nin karısıydı. Ölmüş. Bu kız da onun kızı. Yani benim kızım. Emin misiniz? Yanılıyor olmayasınız? Diye sordu Klavdiya Petrovna heyecanla. Tabii tabii yanılmıyorum, dedi Vilchanov coşkuyla. Olabildiğince kısa ve aceleyle her şeyi heyecan içinde anlattı. Zaten Klavdiya Petrovna kadının adı hariç bütün hikayeyi biliyordu. Vilchanov birisinin gün olup Madame Trusotski ile tanışıp onun bu kadar sevdiği kadının o olduğunu anlayacağı korkusuyla o güne kadar en yakın arkadaşı Klavdiya Petrovna'ya bile o kadının adını söylemeye cesaret edememişti. ''Babası da bir şey bilmiyor değil mi?'' diye sordu Klavdiya Petrovna hikayeyi dinledikten sonra. ''Biliyor. Bütün ayrıntıları öğrenememiş olmam beni endişelendiriyor.'' dedi Vilchanov. ''Biliyor, biliyor. Dün de bugün de fark ettim. Ne kadar bildiğini öğrenmem gerek. Bu yüzden acelem var. Bu akşam bana gelecek. Her şeyi nasıl öğrendiğimi hiç anlamıyorum. Bagovutov'u biliyor. Bundan hiç kuşku yok. Ya ben? Böyle durumlarda kadınların kocalarını ikna etmek için ne kadar akıllıca davrandıklarını bilirsiniz. Gökten melek bile inse inanmayan bir koca karısına inanır. Kafanızı sallayıp beni suçlamayın. Eskiden beri ben hep kendimi suçlayıp durdum zaten. Bu sabah yanında her şeyi bildiğinden öyle emindim ki kendimi tehlikeye attım. Dün karşılaştığımızda ona kaba davrandığım için öyle utandım ki anlatamam. Size bütün olanları sonra anlatırım. Dün ona haksızlık yapıldığını ve kimin yaptığını bildiğini belli etmek niyetiyle gelmişti bana. Sarhoşken yaptığı bu aptalca ziyaretin tek nedeni buydu. Tabii bu onun için çok doğaldı. Kinini atmaya gelmişti. Dün de bugün de ona karşı çok sabırsız davrandım. Aldırmaz ve aptalca kendimi ele verdim. Neden kendimi kötü hissettiğim bir anda çıka geldi sanki? Çocuğa, Liza'ya işkence ettiğini söylüyorum size. Belki de hırsını çocuktan alıyor. Evet, kin dolu. Küçümsendikçe kin doluyor. Aslında maskaradan farkı yok. Tanrı biliyor ya, gençliğinde kendi çapında efendi bir adamdı. Bu hallere düşeceği belliydi. İnsan Hristiyanlık açısından bakmalı. Biliyorsunuz benim sevgili dostum. Ona karşı farklı davranmak istiyorum. İyi olmak istiyorum. Bu benim için bir kahramanlık olurdu. Ne de olsa onu kandırdım. Size söylemem gereken başka bir şey daha var. Bir keresinde T'deyken 4000 rubleye ihtiyacım vardı. Bana hemen verdi. Hem de hiç güvencesiz. Bir dosta yararlı bir şeyler yaptığına memnuniyetini de gösterdi. Ben de bir dost olarak parayı aldım. Ondan ödünç para aldım. Anlıyor musunuz? Daha dikkatli olun, dedi Klavdiya Petrovna bu söylediklerine cevap olarak. Ne kadar heyecanlısınız. Sizin için endişeleniyorum. Liza'ya kendi çocuğum gibi bakacağım. Ama yapılması gereken daha çok şey var. En önemli şey sizin çok dikkatli olmanız. Bu kadar mutlu ve coşkulu olduğunuz zaman daha dikkatli olmalısınız. Mutluyken çok yüce gönüllü oluyorsunuz, dedi gülümseyerek. Hepsi Vilchanov'u yolcu etmeye geldi. Liza ile beraber bahçede oynayan çocuklar onu da yanlarında getirdiler. Şimdi ona ilk geldiğinden daha büyük bir şaşkınlıkla bakıyorlardı. Ayrılırlarken Vilchanov ertesi gün babasıyla birlikte gelecekleri sözünü tekrarlayıp herkesin içinde Liza'yı öpünce kız utandı. Son dakikaya kadar sesini çıkarmadı. Vilchanov'a bakmıyordu ama sonra birden koluna yapışıp kenara çekti ve yalvaran bakışlarla bir şey söylemek istedi. Vilchanov hemen onu başka bir odaya götürdü. ''Ne oldu Liza?'' dedi yumuşak ve rahatlatıcı bir sesle. Ama kız hala korkuyla etrafına bakıyordu. Onu daha uzak bir köşeye çekti. Hepsinden saklanmak istiyordu. ''Ne oldu Liza? Sorun nedir?'' Hiç sesini çıkarmıyor, bir türlü konuşamıyordu. Mavi gözlerini yüzüne dikmiş bakıyordu. Küçük yüzünün her noktasında çılgın bir korku ifadesi vardı. ''Kendini asacak!'' diye fısıldadı çılgın gibi. ''Kim kendini asacak?'' diye sordu Vilchanov korkuyla. ''O gece bir iple kendini asmaya çalıştı.
diye bağırdı çocuk soluk soluğa. Onu gördüm. İple kendini asmaya çalıştı. Öyle söyledi, öyle söyledi. Daha önce de denedi. Hep yapıyor. Onu gece gördüm. Olamaz, diye fısıldadı Vilchaninov şaşkınlık içinde. Kız birdenbire ellerini öpmeye başladı. Hıçkırıklarla ağlıyor, yalvarıp yakarıyordu. Vilchaninov bundan hiçbir şey anlamıyordu. Kendisine son ümidiymiş gibi bakan, dehşet içindeki çocuğun acılı yüzü sonsuza dek hafızasına kazıldı ve rüyalarından çıkmadı. Onu bu kadar çok seviyor olabilir mi? Diye düşündü gıpta ve kıskançlıkla. Sabırsızlıkla kasabaya döndü. Oysa bana annesini daha çok sevdiğini kendisi söylemişti. Belki de ondan nefret ediyor, hiç sevmiyor. Kendine asacak da ne demek oluyor? Neyi kastediyor acaba? O aptal bunu yapar mı? Onu bulmalıydı. Kesinlikle bulmalıydı. Neler olup bittiğini bir an önce anlamalıydı.